Değerli saadetli Türk izleyicileri Kusursuz Plan'a hoş geldiniz. Ben Erdal Acar. Bugün sizlere Rab'bin kusursuz planını işlerken, bunu uygularken neleri kullandığını biraz bahsetmek istiyorum. Ve ardından Yaratılış'ın 18. bölümünde çok ilginç bir bölümdür bu. İbrahim Rab'le karşılaşıyor. Ve bilindiği üzere Rab kusursuz planda e, kendi konusunu işlerken kendi planını yürütürken peygamberlerle çalıştı. İnsanları kullandı, kralları kullandı, ulusları kullandı, olayları kullandı. Ama bakın burada bir tek şey yaptı. Kendi planını uyguladı. Onun planı belliydi. Başından sonuna kadar bu plan yürüyecekti ve bunu yürütecek olan Tanrı'nın kendisiydi. Ve vadine İbrahim'le başlatırken Tanrı Onunla 18. bölümde nasıl karşılaşıyor? Birkaç ayet okuyarak sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Bakınız Kutsal Kitap'ta Yaratılış Kitabı'nın 18. bölümü nasıl başlıyor? İbrahim günün sıcak saatlerinde Mamre meşeliğindeki çadırın önünde otururken Rab kendisine göründü. Bakın İbrahim günün sıcak saatlerinde Mamre meşeliğinde çadırda oturuyor ve Rab kendisine görünüyor. Bakın Rab işinin başındadır. Ve İbrahim ne kadar Rabbi dinlese de ona itaat etse de aslında o kendisine söylenenleri yapıyor ve bütün planı bilmesine imkan yok. Ama Rab kendisine göründü ve üç adam olarak göründüğünde İbrahim onun Rab olduğunu anlamadı. Ve bu üç adam İbrahim'e şunu dedi. Seneye bu zamanlar geldiğimiz zaman Sara hamile kalacak. Buna İbrahim de inanmadı, Sara da inanmadı. Çünkü çadırının arkasından onları dinlerken gülümsedi ve Rab İbrahim'e dedi ki: "Sara niye gülümsüyor?" Bakın, Tanrı'nın planını işlerken bizler bazen de günlük yaşamlarımızda bazı planları anlayamayız. Tanrı'nın bizim üzerimizdeki planları anlayamayız. Bu bölümü anlatmamın sebebi biraz sonra 18. ayeti okurken ortaya çıkacak. Yalnız size isterseniz 17. ayeti okumak istiyorum. Rab, yapacağım şeyi İbrahim'den mi gizleyeceğim şey dedi. Kuşkusuz İbrahim'den büyük ve güçlü bir ulus türetecek. Yeryüzündeki bütün uluslar onun aracılığıyla kutsanacak. Doğru ve adil olanı yaparak yolunda yürümeyi oğullarına ve soyuna buyursun diye İbrahim'i seçtim. Öyle ki ona verdiğim sözü yerine getireyim. Bakın. Tanrı verdiği sözü yerine getirmek için İbrahimle çalışıyor ama İbrahim çocuğunun olacağı ve onun soyuyla devam eden süreçte en son bu halkayı kimin tamamlayacağını bilmiyor. Bunu bilen bir kişi var. O kişi Tanrının kendisi ve kusursuz planın sahibi. Ve 18. bölümü size tekrar okumak istiyorum. Kuşkusuz İbrahim'den büyük ve güçlü bir ulus türeyecek. Yeryüzündeki bütün uluslar onun aracılığıyla kutsanacak. İbrahim bunu duyduğu zaman kendi üzerine almış olabilir. İbrahim şunu düşünmüş olabilir. Evet ben Tanrı'ya itaat ediyorum, sadakat gösteriyorum ve benimle bu soy yürüyecek. Halbuki İbrahim'le başladı ama onu halkayı tamamlayacak olan Biraz sonra yeni antlaşmada da okuyacağız. İsa Mesih'tir. Ve İsa Mesih'i Tanrı işaret ediyor burada. Ve diyor ki bütün uluslar onun aracılığıyla kutsanacak. Aracı bellidir. İsa Mesih'in kendisidir. Sizlere vakit geçirmeden aslında yeni antlaşmadan bazı ayetler okumak istiyorum. Elçilerin işleri 3.25'te şöyle diyor. Sizler peygamberlerin mirasçıları. Tanrının atalarınızla yaptığı antlaşmanın mirasçılarısınız. Nitekim Tanrı İbrahim'e şöyle demişti. Senin soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün halklar kutsanacak. Ve bakın Galatyalılar 3.8'de hangi ayeti okuyoruz? Kutsal yazı Tanrının öteki ulusları imanlarına göre aklayacağını önceden görerek İbrahim'e bütün uluslar senin aracılığıyla kutsanacak müjdesini önceden verdi. Bakın bu ayetlerde de İbrahim'le başlayan senin soyunla bütün halklar kutsanacak dediği yerde İsa Mesih İbrahimle kutsanan soyunun tüm halkalarının sonucudur. Sonunda İsa Mesih vardır ve aracıdır ve temeldir, ana temeldir. İsa Mesih bu planın ana temelidir. İsa Mesih olmasaydı bugün İbrahim'le başlayan bu vaat devam edecekti ve insanlar hala yasanın altında, günahın içinde kendi yaşamlarını sürdürmeye çalışacaklar ama yasanın boyunduruğundan bir türlü kurtulamayacaklardı. Son olarak İsa Mesih'te sağlanan kurtuluşun ben size nasıl gerçekleştiği ile ilgili çok net bir ayet okumak istiyorum. Galatyalılar 3 13 14. Bakın İbrahim'e sağlanan kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen ruhu imanla alalım diye Mesih bizim için lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Çünkü ağaç üzerine asılan herkes ...lanetlidir diye yazılmıştır. Bakın bugün yaratılıştan 18. bölümden... E, ...İbrahim ve Rabbin karşılaşmasını okuduk, başladık okumaya. Ve burada şöyle başladık. İbrahim Tanrı'nın vaatlerini ne kadar inandırıcı buldu. Ona seneye senin oğlun olacak dediğinde... ...ona ne kadar imanla inandı. Bunlar hep bugün bizim konuştuğumuz konular. Ama bir şey devam etti. Tanrının planı. Ve İsa Mesih'te sonlandı. Çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir derken İsa Mesih lanetli olmayı seçti. Sadece bize olan bize olan sevgisinden ötürü, bize olan aşkından ötürü. Değerli Sahtetü Türk izleyicileri, Kusursuz Plan Programı'nın sonuna geldik. Rab hepinizi bereketlesin.